İyi günler. Para Politiğin bu haftaki yayınına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da ekonomideki gelişmeler konusundaki görüşlerimi, düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Ama biliyorsunuz son birkaç haftadır yayınlarımızın konusunu koronavirüsün yol açtığı ekonomik sorunlar ağırlıklı olarak oluşturuyor. Bu konuda yapılan düzenlemeler, ortaya çıkan ihtiyaçlar konusundaki görüşlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Bu hafta da buna devam edeceğiz. Çünkü gündemimiz koronavirüsün yol açtığı ekonomik zorluklar, bu dönemde insanların nasıl hayatta kaldıklarını, ihtiyaçları nasıl karşıladıkları, ekonominin diğer göstergelerinin bunlardan nasıl etkilendiği konusu. Bunu sanırım birkaç hafta daha işlemeye devam edeceğiz. Şimdi koronavirüsü salgınıyla birlikte iktidar tarafından birçok paketin devreye sokulduğunu, açıklamaların yapıldığını biliyoruz. Çünkü bu kriz döneminde en fazla etkilenen kesimin çalışanlar olduğunu, ücret geliri elde edenler olduğunu, hatta işi olmayanlar olduğunu biliyoruz. Çalışanların bir kısmının işini kaybettiği, pek çok üretim yerlerinde üretime ara verildiğini, iş yerlerinin kapatıldığını da biliyoruz. Özellikle hizmet sektöründe bu çok yaygın bir biçimde uygulanan bir düzenleme. Yasal bir zorunluluk, işte berberler kapatıldı, restoranlar açık değil vesaire. Diğer iş yerlerinin de bundan etkilendiğini biliyoruz, üretimlerinin düştüğünü biliyoruz. Şimdiye kadar açıklanan özellikle çalışanlara yönelik destek paketlerine baktığımız zaman ağırlıklı olarak gündemde var olan uygulama kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şeklindeki düzenlemeydi. Şimdi kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilme, ben SGK'da ilgili düzenlemenin maddesine baktım. Aynen oradan alıntılamak istiyorum. Haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az 1/3 oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması halinde İş yerinde 3 ay aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir düzenlemedir. Yani diyor ki olağanüstü bir durum olduğunda, ki salgın böyle dönemlerden bir tanesi, üretiminize ara veriyorsanız ya da 1/3 oranda azaltıyorsanız siz bu kısa çalışma desteğinden yararlanabilirsiniz. İlk açıklanan 100 milyar liralık destek paketi içerisinde buna atıf yapıldığını biliyoruz. Fakat kısa çalışma desteğinden yararlanabilmenin koşulu ağırdı. Yani bundan yararlanabilmek için yararlanacak olan çalışanın ya da personelin 600 gün prim ödemiş olması gerekiyordu. Bunu kolaylaştırabilmek için yaptıkları düzenlemede prim ödeme gün süresini 450'ye indirdiler. Yani bir şirkette çalışıyorsanız ve o şirket üretimini ara veriyor ise ya da 1/3 oranda azaltıyor ise kısa çalışma desteğinden yararlanabilmek için çalışanlarının 450 gün prim ödemiş olmaları hala bir zorunluluk olarak karşımızda duruyor. Ancak bunları karşılayabiliyorsanız, bu koşulları karşılayabiliyorsanız kısa çalışma desteğinden yararlanabilirsiniz. Fakat görüldü ki biz zaten öyle olduğunu biliyorduk, bu yayınlarda da sık sık bundan bahsediyorduk, bu destekten yararlanma imkanı da oldukça sınırlı. Çünkü prim gün sayısını karşılayamayabiliyorlar. Bazı sektörlerin, yani ekonominin tamamının bundan yararlanması söz konusu değil. Şimdiye kadar yapılan başvuru sayısının oldukça yüksek olduğunu ve sonuçlandırılmadığını biliyoruz. Süreç hala devam ediyor. İlgili bakanın açıklamasından hatırladığım kadarıyla 70 binin üzerinde şirket bu destekten yararlanmak için başvurmuş. Bu da 1 milyonun üzerinde çalışanın bundan yararlanması için başvurusu anlamına geliyor. Şimdi bundan yararlanamayacak olanlar da var. Onun olduğunu biliyoruz, biraz önce söyledim. Şimdi meclise sunulan bir torba yasada kriz döneminde işini kaybedenlere yönelik ya da kısmi çalışma ödeneğinden yararlanma imkanı olmayanlara yönelik bir düzenlemenin yapıldığını ya da yapılacağını öğrendik. Siz bunu şu şekilde okumuş olabilirsiniz ya da duymuş olabilirsiniz. Artık hükümet İşten çıkarmaları yasaklıyor. Yani bu böyle kamuoyunun gündemine düştü. Evet, işten çıkarmalar yasaklanıyor. Doğru. Bundan sonra, en azından bu düzenleme yürürlüğe girdikten sonra iş yerleri 3 ay süreyle işçilerini işten çıkaramayacak. Cumhurbaşkanı'na bu süreyi 6 aya kadar uzatma yetkisi de bu
maddenin yasalaşması halinde veriliyor. Ama bu şu demek değil, işten çıkarmayacak fakat işçileri ücretsiz izine çıkarabilecek. Yani işçiler işlerine gitmeyecekler çünkü üretim faaliyeti olmuyor. Ücretsiz izine çıkarabilecekler. 3 ay ya da eğer Cumhurbaşkanı uzatırsa bu süreyi 6 ay süre boyunca ücretsiz işten ayrılabilecekler. Yani ücretsiz olarak izne çıkarmış olacaklar. Tabii ücretsiz olarak izne çıkarıldıkları dönemde bunların nasıl bir gelire sahip olacağı konusu bu tasarıyla düzenleniyor. Bu maddede buna yer vermiş. Bunu ben okumak istiyorum maddeden. Çünkü işten çıkarılma sanki koronavirüsüne ilişkin tedbirlerin alındığı 16 Mart tarihinden itibaren uygulanacakmış gibi anlaşıldı kamuoyunda ama benim okuduğum metinden bu anlam çıkmıyor. Çünkü diyor ki şu anda metne bakarak okuyorum. İlgili iş kanunu atıfta bulunuyor. İş kanununun geçici 10. maddesi çerçevesinde ücretsiz izne ayrılan işçiler, yani ücretsiz izne ayrılanları buna dahil ediyor ve diye ilave ediyor. 15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılmış olup, demek ki bu 15 Mart'tan sonra işten çıkarmayı yasaklama gibi bir anlam ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla bu yasa yürürlüğe girinceye kadar işten çıkmış olanlar işlerinden çıkmış olacak. Onların işlerine iadesi gibi bir durum söz konusu değil ya da onların işten çıkarılmasını ortadan kaldıran bir düzenleme değil. Çünkü aynen şöyle söylüyor, 15 Mart tarihinden sonra işten çıkarılmış olup ifadesi var. Demek ki onlar işten çıkmış olacaklar. Fakat getirilen yenilik ya da düzenleme ne? İşten çıkarmış olup ancak işsizlik ödeneğinden yararlanma imkanı olmayanlara. Çünkü işsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için işte belli süre prim ödemek gibi koşullar var. İşsizlik ödeneğinden yararlanma imkanı olmayanlara da bir ödeme yapılması bu kanunla ya da bu maddenin yürürlüğe girmesiyle mümkün hale gelecek. Dolayısıyla 15 Mart'tan sonra işten çıkarmalar yasaklanmış olmuyor. Bu yasa yürürlüğe girdikten sonra işten çıkarmalar yasaklanıyor ama yürürlüğe girinceye kadar işten çıkarmış olanlar işlerini kaybetmiş olacaklar. Fakat onlara getirilen bir kolaylık var. Bence burada bir iyi niyet var, bir kolaylık var. O da şu, eğer bu işlerini şimdiye kadar kaybetmiş olanlar işsizlik sigortası fonundan yararlanma koşullarını karşılamıyorlar ise bu madde bunlara da işsizlik fonundan günlük 39 lira 24 kuruş olmak üzere ayda 1177 lira civarında bir ödeme yapılmasını mümkün kılıyor. Dolayısıyla bu düzenlemenin getirdiği ilk yenilik işini kaybetmiş olup 15 Mart'tan sonra işini kaybetmiş olup ancak işsizlik sigortası fonundan yararlanma imkanı olmayanlara işsizlik sigortası fonundan ödeme yapılmasını mümkün kılıyor. İlk yenilik bu. İkincisi, bu kanun yürürlüğe girdikten sonra işten çıkarmaları yasaklayacağı için artık bundan sonra şirketlerin personelini işten çıkarma imkanı söz konusu olmayacak. Tabii genel ekonomik gerekçelerle işten çıkarma söz konusu olmayacak. Yoksa ahlaki vesaire gerekçelerle işten çıkarma durumları devam ediyor olacak. Tamamen işten çıkarmalar yasaklanmıyor. İşten çıkarma yasaklanacağı için de bu dönemde çalışmayan, ücretsiz izne çıkarılan, ki yasa düzenleme bunu söylüyor, ücretsiz izne çıkarılanlar için de bu günlük 39 lira 24 kuruşluk yani aylık 1177 liralık ödemenin bu kapsamda işsizlik fonu tarafından ödenmesine imkan veren bir düzenleme hayata geçiriliyor. Yani şirketler işçilerini ücretsiz izne çıkaracaklar, şirketlere ödeme yapmayacaklar ama ücretsiz izne çıkmış olanlar için de işsizlik fonu üzerinden ayda 1177 liralık bir ödeme yapılacak. Şimdi bu ödeme eğer bu süre Cumhurbaşkanı tarafından 6 aya kadar uzatılırsa 6 ay olacak, eğer 3 ayla sınırlı kalırsa 3 ay boyunca olacak. Fakat burada yapılacak olan ödeme miktarı 1177 lira ya da günlük 39 lira 24 kuruş kısmi çalışma desteğinden yararlanma imkanı olsa idi yararlanılacak olan miktardan daha düşüktür. Şimdi kısmi çalışma ödeneğin
kabaca çalışanın ücretinin %60'ı civarında bir ödemeye denk geliyor. Bu asgari ücret kazanan birisi için işte 1750 lira civarında. Bunun bir üst limiti de var tabii. Daha yüksek ücret geliri elde edenler 4000 liraya kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanma imkanına sahip olacak iken, burada getirilen düzenleme ile burada yapılacak olan ödeme, eğer ücretsiz izne çıkarılırsa yapılacak olan ödeme 1177 lira ile aylık olarak 1177 lira ile sınırlandırılıyor. Dolayısıyla kısa çalışma ödeneğine göre karşılaştıracak olsak bile onun yaklaşık %36'sında bir ödemeden bahsediyoruz. Diğer bir ifadeyle getirilen bu düzenleme, yani ücretsiz işten çıkarmanın yasaklanması ama işten çıkarmanın yasaklandığı dönemde ücretsiz iznin kullanıldığı dönemde yapılacak olan ödeme günlük 39 lira 24 kuruş aslında kısa çalışma ödeneğinin yaklaşık %36'sında %30 daha az bir ödemeye denk geliyor. Dolayısıyla mağduriyete yol açtı aşikar. Oysa yapılması gereken kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının en azından koronavirüsü salgını dönemince esnetilmesi ve kolaylaştırılması gerekir. Burada prim ödeme gün sayısının 600'den 450'ye indirilmesi yeterli değil. Belki tamamen bu ortadan kaldırılabilirdi. Bu düzenleme koronavirüsü dönemi başladığı anda kayıtlı çalışan her personel için kısa çalışma ödeneğinden yararlanma imkanı getirilebilirdi. Onu kolaylaştırmak yerine bu desteğin, yani günlük 39 lira 24 kuruşluk desteğin sağlanmasının bir mağduriyete yol açtığını, gelirde ciddi bir azalmaya yol açtığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten asgari ücretle geçirmenin zor olduğu bir dönemde, işte 2324 lira asgari ücretle geçirmenin zor olduğu bir dönemde bunun yarısı kadarlık bir gelirle 4 kişilik bir ailenin bir aylık ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını ben hakikaten bilemiyorum. Çok yetersiz bir miktar. Dolayısıyla bu miktarın daha yüksek belirlenmesi söz konusu olabilirdi. Kısa çalışma ödeneğinin kapsamının genişletilmesi söz konusu olabilirdi. Bunların belki bu taslak meclise geldiğinde ya bu tutarların artırılması ya da kısa çalışma ödeneğinin esnetilmesi gibi düzenlemeler eklenip o şekliyle çıkması söz konusu olur diye ümit ediyorum. Tabii bu arada ücretsiz izne çıkarılan dönemin sosyal güvenlik kapsamında olup olmadığını ben şu anda bilemiyorum. Ama anladığım kadarıyla bu dönemde sağlık güvencesinden bu işçilerin ya da ücretsiz izne çıkarılanların yararlanması mümkün olacak. Bu da büyük olasılıkla genel sağlık sigortası kapsamında bunların sağlık giderleri karşılanacak. Yani bunun için büyük olasılıkla bir ödeme yapılacak. Fakat ücretsiz izne çıkarıldıkları dönem, yani işsizlik fonundan ödeme aldıkları aylık 1177 lira ödeme aldıkları dönem bu çalışanların emekliliğine doğru sayılmayacak. Bu da bir hak kaybına da mağduriyete yol açacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla buna ilişkin düzenleme meclisten geçerken bu dönemin de emeklilik prim ödeme gün kapsamında sayılmasında yarar vardı. Çünkü 6 aya uzadığını düşünürsek ki o yetki Cumhurbaşkanı'na veriliyor. Burada yaklaşık 180 günlük bir prim ödeme eksikliği gibi bir durumla çalışanların karşı karşıya kalması söz konusu olabilecek. Ben yapılan düzenlemenin yani işsizlik fonundan yararlanma imkanı olmayan ve işini kaybetmiş, 15 Mart'tan sonra işini kaybetmiş olanların bundan yararlanmasının sağlanmasına yönelik bu düzenlemenin doğru olduğunu düşünüyorum. Yalnız tutarın yetersiz olduğunu düşünüyorum. Buradaki ödeme tutarı günlük 39 lira 24 kuruş değil, normal işsizlik fonundan yararlananlar hangi oranda yararlanıyorsa o oranda yararlanmalarını sağlamak gerekirdi diye düşünüyorum. Ayrıca işsizlik fonundan yararlanma süresi biliyorsunuz 8 aya kadar. Oysa bu süre burada 3 ya da 6 ayla sınırlı kalabilir. Belki ileride ihtiyaç duyulursa bu süre uzatılabilir diye ümit ediyorum. Ama o uzatılabilir. Bir de ödeme miktarı işsizlik sigortası fonunun işini kaybetmiş birisine yaptığı ödeme kadar olması daha uygun olurdu diye düşünüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.